Sayın halkımız, basın emekçileri, bizi özellikle dinleyen genç arkadaşlarımız. Biliyorsunuz 14 Mayıs tarihinde yapılacağı duyurulan seçimin kazananı da adeta bir bilinçaltı itirafıyla ilan edildi. Yeter, söz milletindir denilmesi 20 yıllık bir iktidarın tükenişinin, seçimin kazananının millet olacağının, millet ittifakı olacağının bir itirafıdır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da kabullenildiğinin göstergesidir. Milletin, en çok da gençlerin sandıkta kendilerine yeter diyeceğinin farkındalar. Şimdi yana döne nasıl engelleriz, gençlerin sandığa katılımını nasıl zayıflatırız diye uğraşıyorlar. Biz biliyoruz ki seçimlerin 14 Mayıs'a alınmasının en büyük sebebi gençleri sandıktan uzak tutmaktır. Sadece seçimleri 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a aldığımızda bile 18 yaşına girmiş yaklaşık 200 bin genç oy kullanmaktan mahrum kalacak. Bu tarihler arasında doğum günü olan 14 Mayıs ve 18 Haziran arasında doğum günü olan yaklaşık 200 bin genci sandıktan uzak tutmuş olacaklar. 14 Mayıs'ta seçim yapmak demek ailesinden uzakta kalan başka bir şehirde üniversite okuyan gençlerin ikametgah problemi nedeniyle oy kullanması da zorluk çekmesi anlamına da geliyor. Önümüzdeki seçimlerde yaklaşık 6 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu da demek oluyor ki 10 tane seçmenden bir tanesi bu seçimlerde ilk kez oy kullanacaklar. Bununla birlikte genç seçmenler toplam seçmenin yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Her 4 seçmenden biri genç. Yani nüfusunun %52'si 35 yaşın altında olan memleketimizin geleceğini belirleyecek olan biz gençleriz. Bu seçimlerde de bizler ülkemizin ve bu topraklarda yaşayan milyonlarca insanın kaderi söz konusuyken ne yazık ki birileri için bu seçimler kendi gelecekleri, kendi menfaatleri anlamını taşıyor. İşte tam da bu yüzden AK Parti gençlerin sandığa gitmesini istemiyor. Çünkü gençler bu ülkede liyakat istiyor, AK Parti mülakat istiyor, kendi gençlerinin işlere, kamu kurumlarına atanmasını istiyor. Gençler iş istiyor, AK Parti beşli çetelere daha fazla ihale vermek istiyor. Gençler bu memlekette özgürce yaşamak, umutla geleceğe bakmak istiyor, AK Parti gençleri bu ülkeden kaçırmak istiyor. Gençlerin istekleri AK Parti'nin korktuklarıdır. Bu yüzden AK Parti istiyor ki gençler sandığa gitmesin. Onlar her ne kadar gençlerin sandığa gitmesini istemese de zorluklar çıkarsalar da bizler yani Cumhuriyet Halk Partisi gençlerin sandığa gitmesi için, genç arkadaşlarımızın oy kullanması için elimizden geleni yapacağız. Bir süredir üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmeleri için çeşitli kampanyalar, çeşitli çalışmaları hazırlıyoruz. Seçimlerde oy kullanmaların önündeki engelleri nasıl ortadan kaldırabileceğimize dair çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Birçok üniversite öğrencisi yurtta veya evde kalıyor. Seçim günü üniversite okudukları şehirde bulunacak genç arkadaşlarımızın ikametgah adreslerini güncellemeleri öncelikli olarak bizim ilk arzumuz. Bunun için gerekli hazırlıkları tamamladık. CHP olarak ne yapabiliriz düşündük ve onlara çeşitli yöntemlerle bu anlamda kolaylıklar sağlayacağız. Arkadaşlarımızın ikametgahlarını nasıl güncelleyeceklerine dair masalar kuracağız. Üniversitelerin önünde, Türkiye'deki bütün üniversitelerin önünde bunları tek tek bütün genç arkadaşlarımıza anlatacağız. Nasıl bu adres taşıma işlemini yapabilirler onları tartışacağız. Daha sonrasında sosyal medyada aynı zamanda eş zamanlı kampanyalar, farkındalıklar için videolar yayınlayacağız. Peki CHP başkanı yapacak? Ülkemizde bulunan 209 üniversitenin 127'si yani %61'i CHP tarafından yönetilen belediyelerin sınırları içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde üniversite eğitimi alan 8,5 milyon öğrencinin %77'si, örgün eğitimde bulunan yaklaşık 3 milyon 300 bin üniversite öğrencisinin yaklaşık %56'sı CHP'li belediyeler tarafından yönetilen şehirlerde yaşıyorlar. Zaten üzerine kayıtlı bir elektrik su faturası olan herkes E-Devlet üzerinden adres değişikliğini kolayca yapabilir. E-Devlet üzerinden adres değiştirme hakkına sahip olmayan genç arkadaşlarımızın nüfus müdürlüğüne ve seçim kuruluna gitmesi gerekiyor.
İşte burada biz devreye gireceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bir seferberlik ilan edecekler. Kendi bulundukları şehirde, üniversite okudukları şehirde oy kullanacak tüm arkadaşlarımıza hangi partiye oy vereceğini hiç önemsemeden, hangi partiye oy vereceği sorulmaksızın başvuru yapmalarını sağlayacağız ve belediyelerimize başvuran bütün adres değişikliği işlemlerindeki yardımları gerek o arkadaşlarımıza yönlendirme, gerekse nüfus müdürlüğüne, seçim müdürlüğüne giderken araç desteği ise bunları belediyelerimiz tarafından sağlayacağız. Bununla birlikte Ramazan bayramında üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın memleketlerine gitmeleri için, aileleri hasret gidermeleri için askıda genç bilet kampanyası düzenlemiş, vatandaşlarımızın bağışıyla, zekatıyla on binlerce üniversite öğrencisini ailesiyle kavuşturmuştuk. Şimdi madem onlar, yani AK Parti iktidarı, gençler oy kullanmasın istiyor, biz de bu sefer yeni bir kampanyayı, demokrasi biletini hayata geçiriyoruz. Nedir bu demokrasi bileti? Hangi partiye oy vereceğini önemsemiyoruz. İnsanlar, yani gençler gidip sandıkta oy kullansın istiyoruz. AK Parti iktidarı özellikle de üniversitelerin final haftasında, yani gençlerin seyahat tarihlerinin zor olduğu, ailelerin yanlarına dönmelerinin zor olduğu bir tarihte bu seçimleri yaparak gençleri sandıktan uzak tutmak istiyor. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Gençlerin oy kullanmasının bu ülkenin geleceğine en güzel şekilde katkı sunacağına inanıyoruz. Biz istiyoruz ki bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların iradeleri o sandığa en güzel şekilde yaşasın, yansısın. Buradan iktidar partisine bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'de uzun süredir genel seçimler Haziran ayında gerçekleştiriliyor. 2018'de de, 2015'te de, 2011'de de, 2007'de de Haziran ayında genel seçimler yapıldı. Ne oldu da bu sefer seçimleri Mayıs ayında yapma gereği duydunuz? Ne değişti de seçimleri 14 Mayıs tarihine almaya gerek duyuyorsunuz? Gençlerin oy kullanması ile ilgili bir engelleme derdiniz yoksa diyoruz ki bu 14 Mayıs sevdasından vazgeçin. Seçimleri ya çok daha erken bir tarihte, şu an ihtiyacı olduğu gibi erken seçim olarak yapın ya da bu tarihe dokunmayın. 18 Haziran'da gençler evlerine döndüklerinde rahatça oylarını kullanabilsinler. Bunu da yapmıyorsanız gençlerin oy taşıma işlemlerinde kolaylık sağlamak için E-Devlet üzerinden adres taşımalarını yurtta kalan öğrenciler için de uygulayın. Yurtta kalan öğrenciler yurtlarından aldıkları belgeyi doğrulama koduyla beraber sisteme yüklesinler. Siz de bu adres taşıma işlemlerini kolaylaştırın. Çünkü ne kadar zorlaştırırsanız zorlaştırın, öyle veya böyle bu gençler o sandığa gidecek. Siz de o iktidardan, o koltuklardan gideceksiniz. Teşekkür ediyorum.